şarj istasyonları elektrikli araca olan ilginin artması ile birlikte çok gözde hale geldi. Çünkü nispeten daha düşük yatırım miktarlarıyla buraya giriş yapılabiliyor. Evet. Çok sayıda lisans alındı. Kaç tane lisans var şu anda? 180'e yakın, 179. İptal edilenlerle neredeyse 200 aslında yaklaştı. Bir 16-17 iptal geldi. Ama 180 firma var. Tabii bu bir konsolidasyon yaşayacak açıkçası. Yani 180 firmayla devam edebileceğine ben şahsen inanmıyorum. Belki 10-15 tane ulusal çapta ama hani lokallerle, bölgesellerle beraber 40-50 firmayı geçeceğine inanmıyorum. Şimdi burada ihtiyaç ne kadar? Önce bir onu herhalde doğru koymak lazım ortaya. Çünkü hani şu anda hala Türkiye'de ağırlıklı içten yanmalı motor satışı devam ediyor. Doğru. Dünyada da böyle ister istemez. Bu devrim hani bir yandan hızlı geldi, beklentileri çok fazla, satışları tam öyle değil. Menziller tartışmalı, araçların ikinci elleri tartışmalı falan ama geldiği anlaşılıyor. Evet. O nedenle Türkiye'deki hem satışların genel gidişatı için sizin projeksiyonlarınız nedir? Hem de buna istinaden nasıl bir şarj istasyonu yapısıyla devam edilmesi lazım? Hem sayı olarak hem bölgesel ve coğrafi yoğunlaşma olarak. Evet, yani Türkiye'de şu anda 120 bin civarında bir elektrikli araç var. Bu ama bir önceki yıla göre bakacak olursanız %400'ün üzerinde arttı. Şimdi EPDK verileri mesela 2030 yılında 1,5 milyon araca, 2035 yılında 4,5 milyon araca ulaşılması tahmin ediliyor. Yaklaşık olarak 10-12 araçta bir de bir şarj istasyonu kurmanız lazım. Yani bu çok ciddi bir altyapı ihtiyacı anlamına geliyor. Aslında Türkiye gerçekten hızlı başladı bu işe. Yani şarj ağı işletmeciliği ve bunun altyapısını oluşturmada şu anda 21 bin noktada elektrik, yani DC ve AC olarak, hızlı şarj ve yavaş şarj olarak hizmet veriliyor. Aslında şu anda ihtiyacın üzerinde bir adet bu. Ama dediğiniz gibi belirli bölgelerde odaklanma var. Özellikle büyük şehirlerde. Ama hala işte ara ana yollarda, küçük şehirlerde yeterince yok. O yüzden bu network'ün de bir şekilde bununla beraber tamamlanması gerekiyor. Şimdi elbette buradaki istasyonların ya da şarj noktalarının en azından kendi kompozisyonu da çok belirleyici. Çünkü siz ne kadar hani iyi planlarsanız planlayın kendinizi, yolda kalma riski insanın aklının bir köşesine var. Gerçi benzinli araç kullanırken benzinin ne zaman biteceğine dair bir öngörünüz var ve aslında o sizi o kadar korkutmuyor çünkü çok hızlı doldurabiliyorsunuz. Doğru. Ama şarj istasyonu buldum mu, bulabilecek miyim, hangi noktada ne kadar beklemek zorundayım gibi sorularla geliyor. Bir, şu anda nereden elektrikli araç alırsanız alın zaten size bir yanında wallbox veriyorlar değil mi? Kendi evinize ya da işte garajınız varsa garajınıza monte edip ama uzun sürede, çok uzun sürede şarj ediyor. 14-16 saatleri buluyor onunla şarj edilebilmesi. Diğer taraftan işte AC olan istasyonlara götürdüğünüzde biraz daha uzun süreli. DC istasyonlarda çok hızlı şarj oluyor. Evet. Şimdi buradaki kompozisyon nasıl olması lazım? Ne kadar DC'ye, ne kadar AC'ye ihtiyaç var mesela? Şimdi şu anda Türkiye'de bu 20, dedim ya 21 bin civarında AC ve DC var. Bunların %65'i AC, %35'i DC. Şu anda böyle bir yapı var. Yani aslında bu işin ideal rakamı da işte bir tane AC'de 3 araç günde şarj eder. İşte 8 araçta DC'de şarj eder gibi bir yaklaşık bir hesabı var. Şu anda bu rakamların çok gerisindeyiz. Yani mesela Türkiye'de ortalama bir DC şu anda günde 2 araç şarj ediyor. AC bir araç, bir aracın bile altında. Yani o yüzden düşük şu anda, gerçekten düşük. Ama dediğiniz gibi problem bunların Türkiye'nin her yerinde eşit bir şekilde yayılmamış olması. Bir de tabii burada yine özellikle de hızlı şarjda DC'de en büyük problem altyapı problemi. Yani siz özellikle hızlı şarjı, bir de yüksek kapasiteli hızlı şarjı bir trafo yatırımı olmadan yapamıyorsunuz. Yani orada belki sizin DC'ye harcadığınız paradan daha büyük bir kısmını altyapı yatırımı olarak trafo, kablolama vesaireye yapmanız gerekiyor. O yüzden de bu önünde bir engel.